sevgili izleyiciler, az sonramızda gördüğünüz yine çok kıymetli konuklarımız var stüdyomuzda. Onlarla da konuşacağız ama öncelikle İsviçre'ye dönüyoruz. Neden İsviçre'ye dönüyoruz? Kadınlar ilki 14 Haziran 1991'de gerçekleşen ve ikincisi de tam 28 yıl aradan sonra bugün yapılacak olan iş bırakma eylemine hazırlanıyor İsviçre'deki kadınlar. Bunun detaylarını öğreneceğiz. Kimden öğreneceğiz? Karşımızda iş adamı Kemal Sönmez var. Merhaba Kemal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Ebru Hanım. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, İsviçre'deki kadınlar da şiddete karşı ve eşitlik talebiyle iş bırakıyorlar. Biraz detaylarını sizden öğrenebilir miyiz? Tabii ki efendim. İsviçre'nin tüm geneline yayılmış olan İsviçre'deki kadın grevi eşit işe eşit ücret amacıyla yola çıkıldı. Ve aynı zamanda iş hayatındaki kadın erkek eşitsizliğinin önünü geçmek ve kadınlara dönük şiddetin bir an önce son bulması adına şaşırtıcı bir noktadan İsviçre'den ses verdi tüm dünyaya. İsviçre'de Norveç, Danimarka ve diğer ülkeler gibi her ne kadar kadınların yakalamış olduğu çizgiyi yakalamasa da o alanda kadınlar ısrarlı ve haklı bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar ve bugün iş bırakma eylemiyle tüm İsviçre'de tüm İsviçre'den dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Evet. Peki aslında 28 yıl önce de bu sesi duyurmuşlardı değil mi yine İsviçre'den? Bugün evet, aslında 28 yıl sonra ikincisi. İkincisi evet. 28 yıl önce duyurmaya çalıştıkları ses tahmin ediyorum ki yerine ulaşmamış ve bugün tekrarlama gereğini hissettiler. İsviçre'nin tüm noktalarında Zürih, Luzern, Basel, Cenevre ve tüm köylerinde, şehirlerin kasabalarında irili ufaklı gösteriler yapılmakta. Buna herhangi bir müdahale yok şu anda. Barışçıl bir ortamda sürmekte ve birçok kafeler, restoranlar destek vermekte, ücretsiz içecek sağlamaktalar. Aynı zamanda bir ilginç noktada haberde kuaförler de bugün bütün bayanlardan, kadınlardan, kadın ücreti değil, erkeklerden almış oldukları cüzi kesin ücretlerini talep etmekteler destek adına. Aa, bu çok güzelmiş. Peki aslında baktığımızda İsviçre tabii insan hakları olduğu kadar kadın haklarında da pek çok ülkeden çok daha yukarılarda. Peki genel olarak evet eşitlik, eşit ücret ve şiddete karşı birleşiyor bugün kadınlar ama İsviçre'deki kadınların en büyük problemi ne? İsviçre'deki kadınların en büyük problemi iş sahalarında Türkiye'de görmeye alışmış olduğumuz ezici kadınların çoğunluğu ve güzelliğini İsviçre'de göremiyorsunuz. Çünkü burada bir erkek hakimiyeti var. Akademik alanda da sizlerin de çok yakından takip edeceği üzere akademilerimizde, üniversitelerimizde tabii ki bu süreç değişse de %50'ye 50'ydi. Yani %40, %50 oranında kadın akademisyenlerimiz vardı. Bu oran İsviçre'de %10, %15 civarında. Evet. Çok çok düşük ve özellikle dünya çapında iş yapan büyük firmaların da CEO'ları, üst düzey yetkililerinin %90'ı erkek hakimiyeti oluşturmakta. Bu noktada da kadınların bunu kırıp yukarılara doğru çıkması gerçekten zor. İsviçre'de şaşırtıcı olsa da bir gerçek ve ücret farkları var. Eşit işe eşit ücret istenmekte çünkü kadın ve erkekler arasındaki aynı işe %20 oranına varacağı dek bir ayrım, bir uçurum var. Bunun kaldırılmasını istemekteler. Evet, aslında eşit işe eşit ücret dünyanın herhalde her yerinde bir problem. Türkiye'de de problem tabii, hani sadece İsviçre özelinde değil. Peki İsviçre'de bu daha önce yapılan eylemlerde kürtaj ve doğum izni gibi kadınların aslında kadınları çok fazla ilgilendiren konular da vardı. Bugün hala gündemde mi bu problemler? Kesinlikle gündemde. Kürtaj hakkı bildiğiniz üzere bu çok geç verildi. Burada seçme hakkı 1971'de verilmişti. Türkiye'den de daha sonra. Bu da ayrı bir dipnottu. Fakat buradaki öncelik kadına şiddetin durdurulması, toplumun değişmesi. Asıl amaç eşit ücretten öte toplumdaki kadına dönük yapılan şiddetin bir an önce son bulması. İş yerlerinde ve toplumsal alanlarda gösterilen şiddetin son bulması. Evet. İnşallah İsviçre'deki kadınlar bugünkü taleplerine en kısa zamanda ulaşırlar ama tabii sadece İsviçre'deki kadınlar değil, tüm dünyadaki kadınlar umarız hem şiddete karşı birleşirler hem de eşit işe eşit ücret, yani eşitliği her alanda hissederler. Çok teşekkür ediyorum ben size yayınımıza katıldığınız için. Bizler teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler, size de çok sağ olun.
Çok maalesef. Evet sevgili izleyiciler, İsviçre'den yeniden stüdyomuza dönüyoruz. Dedim çok kıymetli iki konuğum var. Kimlerden bahsediyorum? Teknopol İstanbul Genel Müdürü Orhan Çömlek, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve İnovatif Hemşireler Derneği Başkanı Yeliz Doğan, hoş geldiniz Yeliz Hanım. Evet, hem Teknopol'i ayrıca soracağım, hem İnovatif Hemşireler Derneği'ni soracağım ama yan yanasınız. Sizi ne buluşturdu? Öncelikle onu merak ediyorum, onu öğrenmek istiyorum. Benden mi başlayalım? Buyurun. Genelde bayanlardan başlarım ama bakışınız bana geldi. Biz eşitliğe inanıyoruz o yüzden. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin öğretim üyeleriyiz her ikimiz de. Ve ben Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hem Teknokenti'nin genel müdürüyüm hem de Teknoloji Transfer Ofisi'nin müdürüyüm. Dolayısıyla biz Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi olarak üniversitenin her alanında hizmet veren tüm çalışanlarına hizmet vermekle mükellefiz. Ve muhtelif aralıklarla da bunlarla bir araya geliyoruz. Ama ilk bir araya geldiğimiz ekip kim derseniz Yeliz Hanım'ın ekibi oldu. Onu da birazdan anlayacaksınız. Çünkü biz inovasyon, girişimcilik ekosisteminde çalışıyoruz. Onlar girişimciliği ve inovasyonu kendilerine görev adetmişler. Birazdan kendileri bahsedecek. O açıdan bir araya geldik. Evet. Güzel olmuş. Evet. Peki buyurun biraz da sizden dinlemek isterim. Evet. Orhan Hocam'ın dediği gibi ben aynı zamanda Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesiyim. Hı hı. Üniversitemizde Teknopolis kurulduktan sonra zaten takip ediyordum ben sürekli olarak. Çünkü ben aynı zamanda Zeynep Kamil Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak da çalışıyorum. Doğal olarak iki şapkamızla görev alırken üniversitemizde böyle bir ofisin kurulmasını zaten bekleyen üyeler arasındaydık. Çünkü biz 2012'den beri 7 yıldır yaklaşık inovasyon süreciyle ilgili çalışıyoruz. Alanda birçok buluşumuz ve tıp alanında olmayan birçok ürün geliştirdik ve bunların patent belgelerini aldık. Hizmette ihtiyacı görerek, hemşireler çünkü mutfakta çalışan bir grup. Hem hastayla hem hekimlerle çok entegre çalışıyoruz. Doğal olarak hizmette aksayan yönleri çok çabuk tespit edebiliyoruz. Ve kullandığımız sağlık ürünlerinde ihtiyacı belirleyerek yeni buluş ürünleri geliştirdik biz. 7 yıldır bununla çalışıyoruz. Hemşireler yapıyor bunu. Bizim 100'e yakın bir patentimiz oluştu elimizde. Biriken bir patent süreci oldu. 376 tane buluşumuz var. Ve bunun hayata geçirmek için çok ciddi çaba harcıyoruz. Ve ben üniversitemizde böyle bir ekip kurulunca ilk ziyaret edenlerden birisiyim. Çünkü Orhan Hocam'ın da bu konudaki deneyimlerini biliyordum. Ekibi de çok değerli. Nasıl hayata geçirebiliriz? Bu ürünleri biz kullanmak istiyoruz hevesiyle kendi ve ekibiyle tanıştık. Ve güzel bir başlangıç oluştu. Evet. Üniversitemiz adına. 376 buluş dediniz. Evet. Böyle biraz örnek verebilir misiniz? Tabii ki. Bu buluşlardan? Biz, hatta sizin bir buluşunuz var, var mı? Evet evet benim 3 tane var. Aa, müthiş. 2012 yılında bizim hastanemiz çok köklü bir hastane ve 150. yıl etkinliklerinde hemşirelik inovasyon yarışması yaptık biz. Amaç da gerçekten bizi en çok inciten noktalardan bir tanesi sağlıklı çok birçok ürün dışarıdan alıyoruz. Ve birçok aslında fikrimiz var, ihtiyaçları belirliyoruz ama bu ürünleri neden biz üretmeyelim? Neden fikirleri ve ihtiyaçları belirlemeyelim diye bir çalışma ve proje başlattık. Sonra benimle başladı süreç. İlk olarak ben bir buluş yaptım. Giyilebilir askı sistemleri, bu serum askıları ve foley sonda askıları, hastaların rahat mobilize olması için bir askı sistemi geliştirdim. Bununla bir yarışmada ödül aldım. Aynı zamanda Zeynep Kamil'de bakım müdürüydüm o yıl, ilk defa, ilk yılımdı benim. Sonra dedim ki hastanede tüm hemşirelere bu yarışmayı yapalım, bir fırsat verelim, ödül koyalım, küçük bir ödül koyduk. Ve çok kısa zamanda 29 tane proje çıktı. Ve sonrasında sayın yöneticilerimiz, büyüklerimiz, başhekimimiz destekleyerek bu bir sonraki yıl İstanbul genelinde bir yarışma haline gelişti. Ve 7 yıldır da Türkiye genelinde yarışmalarımızı yapıyoruz. Türkiye'nin her aşamasından hemşire, inovatif hemşireler buluşlarıyla sağlık sistemine destek oluyorlar. Patent alıyoruz. Ve en önemli süreçte bu patentler dünyada olmayan ürünler. Ve bunlar hayata geçerse ülkemiz adına çok değerli. İthal edilebilen ürünler de değil, evet, aslında evet. Hiç olmayan ürünler. Evet, evet. Mesela benim ilk ürünüm askı sistemleri. Sonra ben kadın doğum alanında yüksek lisans doktorumu yaptım. Doğum travayını sağlayabilen bir cihaz geliştirdim. Hala manuel yapılıyor. Kadınların doğumda hani doğum aşamalarını takip eden bir cihaz geliştirdim. Bunun patent belgesini aldım. Sonra bir ameliyathane hemşiremiz doğum sonu kanamalarını önlemek için bir kemer geliştirdi İkbal Hemşire Hanım.
Yeni doğan hemşiremiz bebek ağlamasını test eden bir cihaz geliştirdi. İlaç navigatörleri, giyilebilir sistemler, birçok ürünümüz var, yataklar var. Yani hastalarımızın neye ihtiyacı varsa sorun belirliyoruz. Sonra bununla ilgili bir proje yarışması yapıyoruz. Sonra araştırıyoruz, patent almak için çaba harcıyoruz. Olmuyorsa patent, zaten yurt dışında yoksa, ülkemizde yoksa patent belgelerini alıp ticaretleştirmek için uğraşıyoruz. Orhan Beyler de bu aşamada bize destek oluyorlar. Üniversite ayağıyla çok teşekkür ederiz. Demek ki buradan da şu sonuç çıkıyor galiba, kadınlar daha yaratıcılar. Evet öyle. Çünkü yarışmamız hem erkek hemşireleri hem kadın hemşireleri kapsayan bir yarışma ama... Hani erkek biraz... hemşirelerden var, var mı hiç icat? Var ama... Kadınlar kadar çok yok. Bir de hani kadınların sorun belirleyip, hani sorun çözücü. İnovasyon nerede sorun varsa inovasyon orada var. Biraz hani annelik rolleri, süreçleri bütüncül değerlendirmeleri, o yönden çok da farklı fikirler çıkıyor. Biraz şey de var tabii, erkek hemşirelerin sayısı az. Yani onları bu, kendi içinde onaylıyoruz hocam. Olsun canım, yani birkaç tane de olsa çıkabilir. Tabii tabii çıkıyor onlardan çıkıyor. Peki... Teknopol İstanbul'a dönecek olursak, evet beraber bir partnerliğiniz var, beraber bir ortaklığınız var ama sadece kadın olarak hani böyle bir partnerlik yok aslında, pek çok başka işte yapıyorsunuz. Biraz da onlardan bahsedebilir miyiz? Girişimci kadınlara nasıl destek oluyorsunuz? Şimdi aslında birazcık ben Teknopol İstanbul'un yani ne olduğundan bahsedeyim. Aslında Teknopol İstanbul bir teknokent. Türkiye'de 4691 sayılı yasayla kurulan, şu an işte aktif. Hedef 100 olan ve aktif olarak da 40-41 adet aktif, 80 adet kurulmuş teknokent var Türkiye'de. Giderek sayısı 100'e yaklaşacak. Her üniversitenin bir teknokentin olması bekleniyor. Ortaklık yapısına baktığınızda hissenin büyük çoğunluğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin teknoloji transfer ofisi, anonim şirketi de buraya ortak. Pendik Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Sağlık Boğaziçi Üniversitesi ve Vakıf Yatırım bizim ortaklarımız arasında. Amaç burada Türkiye'de sağlık alanında yurt dışından getirmiş olduğumuz ilaç, medikal cihazların yerli ve milli olarak üretilmesi, akademik çalışmaların prototiplerinin yapılması, bunların üründen pazara ulaşması noktasındaki her türlü faydanın da sağlanması. Patent de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla biz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin teknokentini geçen sene kurduk. Bu sene de binalarımızı oluşturduk. Şu an 21 adet firmamızda yer aldı. Kısmet olursa önümüzdeki haftalarda bir açılışını da yapıyor olacağız. Bağımsız firmalarla da özel anlaşmalarımız var. Uluslararası anlaşmalarımız da var. Çünkü bazı ürünlerde know-how transferi yapıyoruz. Uluslararası firmalarla onlardaki bilgiyi Türkiye'ye taşımak, Türkiye'deki araştırmacıları yetiştirmek ve ortak projelere yönlendirmekle alakalı çalışmalar yapıyoruz. Bu arada da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 57 tane afiliye hastanesi var Türkiye'de 17 ilde. İstanbul'da 25 adet var. İşte Trabzon'da 2 adet var, Elazığ'da var. Sadece ülkede değil, uluslararası 3 farklı ülkede. Dün Somali'de mezuniyet törenimiz vardı. Sayın Rektörümüz oradaydı. Dolayısıyla Sudan'da varız. Türkmenistan'da bir hastane kuruyoruz. Büyüklerimizin bize yönlendirdiği her yerde Türkiye'yi temsilen hem eğitim yerleri açıyoruz sağlıkla alakalı, hem de orada çıkacak olan fikirlerin de ürüne dönüşmesinde biz Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla fayda sağlamaya çalışıyoruz. Biraz interlendimiz çok geniş. Bildiğiniz gibi askeri hastaneler GATA, Ankara ve İstanbul kampüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlanmış oldu. Dolayısıyla iki kampüste biz bu hizmetleri veriyoruz. Yoğun programımız var ama güzel. Kadın kısmına geldiğimizde tabii biz, benim geçmişim üniversiteden geliyorum. TÜBİTAK'ta, Teknokent'te 4 yıl görev yaptım genel müdür olarak. O süreçte inovasyonda kadın etkinliklerinin aslında fikir babasıyım. Orada da 4 yıl bunu yaptım. Şimdi kısmet olursa bunu sağlık sektöründe, daha doğrusu tarım, gıda, sağlık, biz biyoteknoloji diyoruz. Biyoteknoloji alanındaki buluşları da yapıyor olacağız. Allah kısmet ederse de yıl sonunda CES Fuarı'nda Amerika'da bu arkadaşları kendi ürünlerini tanıtacakları bir pavilyon tutmuş olacağız, Turkish Pavilion olarak. Böyle hizmetlerimiz var. Gerçekten müthiş. Özellikle şey çok güzeldi, yerli ve milli. Evet. Yerli ve milli kısmı
Yani rövaçta bir kavram. Aslında işine girdiğiniz zaman ne kadarı yerli, ne kadarı milli, hala bir takım tartışmalar var ama biz ona girmek istemiyoruz. Biz şunu biliyoruz. Türkiye, az önce Sayın İngiliz Hocam'ın da bahsettiği gibi, ilaçta yurt dışına bağımlı. Yurt dışından çoğu ilaçları getiriyor. Medikal cihazda her ne kadar üreticimiz olsa da bir takım işte belgelendirme, sertifikasyon gibi bir takım problemlerden dolayı yine yurt dışına bağımlı olduğu için bu bağımlılığı azaltacak her türlü girişimi destekliyoruz. Her türlü fikri de destekliyoruz. Ve bununla alakalı da sanayicimizle akademisyenimizi bir araya getiren, kamu ve üniversiteyi bir araya getiren her türlü çalışmaları da yapıyoruz. Evet. Müthiş. Peki biraz da derneğinizden bahsedelim. Evet. Derneğimiz 2016 yılında kuruldu. Yaklaşık işte 5 yıldır Zeynep Kamil Hastanesi'nde yürüttüğüm hemşirelik çalışmaları Türkiye'nin genelinde birçok hemşiremizi cezbetti. Ve herkes Zeynep Kamil'e gelemeyeceği için onların talepleriyle bu süreç başladı. Biz çok fazla düşünmemiştik aslında. 2016 yılında kuruldu, İstanbul'da kuruldu. Hedefi zaten burada farkındalık uyandırmak tamamen. Yani hemşirelikle inovasyon çalışmalarının farkındalık uyandırmak, eğitimler yapmak, kurslar düzenliyoruz. Yarışmalar yapıp motivasyon sağlıyoruz. Uluslararası kongreler gerçekleştiriyoruz. Bir nevi hani hemşireliğe çok verilmeyen fırsatları, bu süreçteki fırsatları aktif hale getiriyoruz. Ve inanılmaz şekilde, hızlı bir şekilde büyüyen bir dernek. Kar amacı gütmeyen, tamamen eğitim ve bilimsellik süreci üzerinden giden bir dernek. Arkadaşlarımıza da danışmanlık da veriyoruz. Nasıl buluş oluşturulur? Fikirler nasıl geliştirilir? Çünkü öğrenilen bir süreç. Bu gitgide büyüyen bir yaklaşım haline geldi. Ve hem bakanlığımız, hem üniversitemiz, hem hastanemizde mesela hiçbir hastanede olmayan uygulama ve inovasyon merkezi var Zeynep Kamil'de. Ve orada fikrinizle giriyorsunuz. Orada olgunlaştırıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Ufak prototipler geliştiriyoruz. Maketlerimiz var, maketlerde uygulama yapıyoruz. Bir nevi fikir atölyesi hastanede kurduk. Başhekimimiz Semra Hoca bu bir fırsatı bize sağladı. Hem hekimler hem hemşireler fikirler gelince aklarını hemen atölyeye gidip olgunlaştırabiliyorlar. Bir ışık saçıyoruz aslında ülkemiz adına. İnovasyon ışığı. Bu arada Zeynep Kamil, Zeynep Kamil dedikçe benim de doğduğum hastane. Gerçekten. Aa, ne güzel. Çok sevindim. O hastane. Peki şey dediniz. Hemşireliğe, hemşirelere pek de verilmeyen fırsat dediniz. Biraz evet. Bunu anlatır mısınız? Fırsat yani, verilmiyor mu hemşirelere? Şöyle bir yaklaşım var. Şimdi sağlıkta bir ekip çalışması vardır. Bunu herkes konuştuğu için çok rahatlıkla konuşabilirim. Ama sanki alandaki hemşirelerin sadece edilgen rolleri olduğu düşünülür. Hani order verilir, hemşire uygular. Yani sanki bilimsel çalışma yapmaz veyahut da buluş yapamaz. Çünkü biz bu süreçte bunu çok fark ettik. Yani biz buluşlarımızı geliştiriyoruz, patent belgelerimizi alıyoruz. Birçok kapı çaldık ilk başlarda. Yani bizi görün, biz bu ürünleri hayata geçirmek istiyoruz. Çünkü bizim fabrika kurma şansımız yok. Biz sadece fikir üretiyoruz ve partnerliklerle hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ama hemşireler ne yapabilir diye çok engellerle karşılaştık. Yani ne alaka hemşire inovasyon yaklaşımı diye. Biz de daha çok aslında sağlıkta bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü en iyi buluş yapanlar işin mutfağında çalışanlar. Çünkü sorunu görüyorsunuz, ihtiyacı belirliyorsunuz, nerede eksiklik var tanımlıyorsunuz ve ona çözüm arıyorsunuz. Doğal olarak işi mesela bizim en çok buluş yapan hemşirelerimiz, ben dahil olmak üzere yoğun bakımda çalışan, ameliyathanede çalışan, gerçekten işi yoğun olan yerdeki arkadaşlarımız fark ediyorlar. Ve çok ilk başlar çok kapı açılmadı bize. O yüzden hemşireye verilmeyen fırsatlar ve ön yargılardan bahsetmek istedim. Ama şu anda 7 yıl sonrasında birçok partnerlik sağlayabiliyoruz. Daha çok görünür kıldık mesleğimizi. Bize artık inovasyon sürecini destekleyen yani birçok kişi olabiliyor. Bu buluşmayla da aslında evet, değil mi? Evet, biraz daha. Üniversitemizin, rektör hocamızın ve bir de özellikle ben hemşirelik fakültesinde de rol alıyorum, derslere giriyorum. Dekan hocamız Merdi Hoca. Mesela hiçbir okulda olmayan hemşirelikte inovasyon dersine başlattık. Daha mesleğe başlamadan öğrenci arkadaşlarımız bu süreci öğreniyorlar. Mezun oldukları zaman bunun farkındalığıyla alana başlayacaklar. Doğal olarak ben ülkemizin şundan 5 yıl sonrasındaki geleceği de çok güzel şeyler görüyorum. Yine bahsettiğim anlamında. İnşallah. Peki o zaman biraz da sağlıkta ülkemiz nasıl, ondan bahsedelim mi? Artık biraz yani, aşmışız tabii, siz anlattınız az önce, bir sürü yerlere bile gidip hastaneler açmışız ama biraz ülkeye bakacak olursak. Şimdi tabii aslında Türkiye'de sağlıkla ilgili eğitimden başlamak lazım. Hı. Sağlık eğitimi gerçekten çok kaliteli eğitimler verildiği için çok kaliteli sağlık personeli yetiştiriyoruz. Bu hemşireden tutun da hasta bakıcıya kadar, hastane yöneticiliğine kadar hastane yönetim programlarımız var. Dolayısıyla herkes aslında iyi eğitim almış. Ve çok fazla da hastanemiz var.
hem gerek kamuda hem de özelde, özel sektörde burada çok iyi atılım yapmış. Çok güzel hastanelerimiz var. Ve bunlar birer fırsat oluyor uygulamada. Hasta bulmada sıkıntımız yok. Ülkemizin bulunduğu pozisyon gereği, coğrafya gereği hemen hemen her yerden uluslararası hasta çekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın ve işte Ekonomi Bakanlığı'ydı şimdi aslında birleşti. Aslında bir, artık ülkeye evet. Bir sağlık turizmi de söz konusu. Aynen öyle. Ona gelecektim. Çok doğru yerden girdiniz. Sağlık turizmine şu an çok fazla önem veriliyor ve bununla ilgili çok bilimsel çalışmalar yapıldı, çalıştaylar yapıldı. Şimdi bir takım yazılımlarla bunlar desteklendi. İşte e-nabız gibi bir takım uygulamalarla da bunlar güçlendirildi. Sağlık Bakanlığı güçlü bir kadroyla hem üniversiteleri hem teknokentleri kullanaraktan oraya destek veriyor. Ve sağlık turizmi önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin ekonomisine çok önemli bir yer tutacak. Daha önceden biz doktorlarımızı yurt dışına gönderip orada ameliyatlar yaptırıyorduk. Şimdi artık yurt dışından hastaları getirmek değil, yurt dışından doktorları getirip burada ameliyatlara sokuyoruz, öğretiyoruz. Bunun haberleri geçti daha önceden bizim Kartal Devlet Hastanemizde yine çok yakında Amerika'dan gelen bir doktor eğitim aldı. Yani kendi doktorlarımızın geliştirdiği, kendi isimlerini koyduğu işlemler, operasyonlar var. Tabii robotik cerrahi biliyorsunuz gündeme geldi. Robotik cerrahide de Türkiye bayağı ileri durumda. Yani herhangi bir gelişmeyi anında takip edip alıp getiriyor. Türkiye'de belli üniversitelerde ve belli özel sektör hastanelerinde çok güzel imkanlar var. Ve bunları kullanıyorlar. İşte burada şurada geç kalmak istemiyor ülke. Az önce hocamın bahsettiği gibi yenilikçi ürünleri yakalamada, bunları bir an önce ticaretleştirmede ve bunların üzerinden katma değeri yüksek ürün üretmede Türkiye geç kalmak istemiyor. Bunu da yaptık. Mesela göz lensi örneğini verebilirim. Bir firmamız şu an Türkiye'de 3 yıldır ödül alıyor. En katma değeri yüksek ürün olarak. Yani niye? Çünkü özel bir mercek. Gramına baktığınız zaman işte Türkiye dünya ortalaması kilogramda 5 dolarlarda, Türkiye ortalaması 1,5 dolarlarda olmasına rağmen orada milyon dolarlar konuşuyor. Dolayısıyla sağlıkta, biyoteknolojide Türkiye bir atılım yapma peşinde. Benim bir başka şapkam daha var, onu da belirtmek istiyorum. Ben Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim, başkan yardımcısıyım ve biz şu an Türkiye'de bir biyoteknoloji üssü kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanın şimdiki bir önceki Başbakanımızın girişimleriyle başlattık. Tuzla'da 3.2 milyon metrekarede bir biyoteknoloji üssü kuruluyor. Ve burada bir ekosistem oluşturuyoruz. Biyoteknoloji üzerine Ar-Ge yapan, üretim yapan herkesi orada buluşturuyoruz. Üniversiteleri orada buluşturuyoruz. Ve bu projeyle birlikte az önce bahsettiğim işte katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği bir yer olacağız inşallah. Evet, peki bu biyoteknolojiyi biraz daha konuşacağız ama şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.